Merhaba arkadaşlar. Bu videoda örnek veriyorum, Mart uygulaması ya da kahve dünyası vesaire uygulamalar üzerinden alışveriş ya da para aktarımı yükleme yaptığınız zaman, alışveriş yaptığınız zaman Masterpass Türkiye ile ilgili sıkıntı genelde yaşıyor insanlar. Bu Masterpass üyeliğini ya da kayıtlı olan kartı, bu bazen kendi otomatik hemen öne sürüyor. Ve bu Masterpass kayıtlı olan kartınızın herhangi bir, mesela örnek veriyorum, 4 tane kartınız vardır. Bu 4 karttan bir tanesi belki alışveriş fazla yapmayacağınız ve istemediğiniz kartı orada bir nevi kayıt olmasını, nasıl söyleyeyim? Yani siz istemiyorsunuz aslında ama sistemde kayıtlı olduğu için öneriye onu sunuyor. Ama bu sorunu kaldırmak için de şöyle bir durum var. Masterpass Türkiye'nin sitesine girip oradan, örnek göstereceğim, oradan kaldırtıyorsunuz o kartı. Sonra normale dönüyor. Bunu nasıl yapacağız? Buradan siteye erişiyoruz. Burada hesabım kilitlendi kısmı var. Buna basıp ondan sonra telefon numarası yazıyorsunuz vesaire diye. Bu hangi kartın olduğu zaten uygulamadan muhtemelen gözüküyor. Kartınızın, yanlış bilmiyorsam, ön yüzündeki son 2 hanesi, 4 hanesi gözüküyor. Bunları girip bu arkasındaki şeyi de girdikten sonra şu var. Hesabınız silip tekrar kayıt süreci başlatmak için buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra numarayı tekrar yazıp siliyorsunuz. Yani durum bundan ibaret. Yani bu sorunu böyle çözebiliyorsunuz. Aksi takdirde mesela kendi bankanızı arayıp ya benim kartım var, şöyle bir sorunum var, bunu sildirebilir miyiz, edebilir miyiz dediğinizde size bir şekilde yardımcı olamıyorlar. Çünkü ben bu sorunu yaşadım. Hatta Mart'ta yaşadım ben bu sorunu. Yani sorguluyor, bir de araştırıyor, biraz da vakit alıyor. Bir de acil durum olan insan ne yapacak? O da ayrı bir sorun. Yani bu şekilde sorunu hallediyorsunuz. Yani sorunun tek çözümü bu. Bu şekilde girip hallediyorsunuz. Ama Masterpass Türkiye'nin numarasını arayıp hani ulaşılıyor mu kolay, çabuk ya da hızlı bir şekilde bilmiyorum. Yani kısa yoldan böyle halledebiliyorsunuz. Dediğim gibi numaranızı da yazıp sildikten sonra otomatik siliyor zaten. Herkese kolay gelsin. Bu bir düzeltme, ek videosu olarak söyleyeyim bunu. Şöyle bir şey var. Aslında buraları doldurarak değil de, ben orayı kafam karıştığı için yanlış söyledim. Direkt burada şey var. Hesabınızı silip tekrar kayıt sürecine başlatmak için tıklayınız kısmına tıklıyorsunuz. Buraya hani numaranızı üzerinden kayıtlı olan kartı direkt, Masterpass kayıtlı olan kartınızı direkt siliyor. Yani buraya aslında bundan bir önceki işlevi değil de direkt bunu yapabilirsiniz. Yani numaranızı yazıyorsunuz, örnek veriyorum, sallıyorum numarayı. Tak, sildiğinizde bu numaranız üzerinize kayıtlı olan Masterpass kartını sistemden siliyor. Yani sorunu böyle hallediyoruz. Yani bundan önceki anlattığım, kafam karıştığı için yanlış oldu. Yani asıl olan bu. Yani şurada tıklayınız kısmı, sağ alttaki. Oraya direkt tıklıyorsunuz. Burayı doldurmanıza gerek yok. Ben burayı da dolduruyorum diye hatırlıyorum. Burası şifre yenileme kısmı. Hani oraya görmedim, fark edemedim. Kusura bakmayın. Tıklayınız kısmına tıkladıktan sonra buraya numaranızı yazıyorsunuz. Ondan sonra tabii bu numara benim değil, salladım. Sildiğiniz zaman siliyor. İşlem bu kadar.